Hatay'ın Yayladağ ilçesinde devlet desteğiyle üretilen çileğin %80'i ihraç ediliyor. Yayladağ'ında ilk olarak kaymakamlık desteği ve koordinesinde yetiştirilen ve aroması uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören çilekte hasat başladı. Tutlu Bahçe Mahallesi'ndeki bir çilek tarlasında hasada katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan, 180 dönümlük bir araziye ekimi yapılan çileklerin tahmini 4180 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Vali Doğan, üretimin %70-80'inin ihracata gittiğini belirterek şöyle konuştu. Arkadaşlar, Yayladağ'ındayız. Çilek hasadına geldi, Sayın Milletvekilimizle birlikteyiz. Suriye'den ülkemize gelen ve burada 8 dönümlük bir arazide ekim yapan bir çiftçimizin tarlasındayız. Tabii 3 yıl önce başlayan bir süreç var. Bu süreç içerisinde her yıl artarak devam ediyor. Bu yıl 4180 dönümlük bir arazide çilek ekimi yapıldı. Bir döneme bir kişinin çalıştığını varsayarsak 4180 kişiye istihdam sağlamış olduk. Bu seneki rakam 12 TL üzerinden gidiyor ve burada üretilen ürünün %70-80'i de yurt dışına ihracat olarak gidiyor. 70-80 milyon TL'lik bir gelire tekabül ediyor ki bu Yayladağ ekonomisi için ciddi bir rakam demektir. Biraz önce Sayın Vekilimle de konuşurken çiftçilerimiz bu geliri ve bu üretimi görünce boş olan araziler, yeni araziler çilekle buluşmaya başladı. Önümüzdeki yıl bu rakamlar artarak devam edecek. AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de buradaki başarı serüvenini canlı şekilde gördüklerini ve çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu. Burada bir başarı serüvenini canlı bir şekilde görmek nasip oldu. Gurur verici. Şehrimiz için, ülkemiz için, ülkemize sunduğu bu katkılardan dolayı ben değerli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Buradaki çiftçilerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Buradan bakınca gerçekten bir çilek deniziyle sanki karşı karşıyayız. Bu sayı daha çok arttıracağız. Bunun için bizler de yöneticilerimizin tamamıyla sırt sırta vermek suretiyle elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Tekrardan bereketli olsun diyorum. İnşallah önümüzdeki sene pandemiyi de geride bırakacağız ve çilek festivalimizi burada Yayladağ'ımızda gerçekleştirecek nasip olacak diyorum. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum şimdiden. Teşekkür ederim. Yayladağ Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ise Yayladağ çileğinin sadece Türkiye'de değil dünyada nam saldığını belirterek şöyle konuştu. Yayladağ çileğimiz artık Türkiye'de değil dünyada nam salmıştır. Toprak yapısı ve aroması bakımından çok zengin olan çileğimiz şu an 4180 dekarda ekimi yapılıyor. Yaklaşık 10.000 ton rekoltemiz var. 80 milyon gelirimiz var. Çilekten yıllık bunun yanı sıra dönüm başı bir kişi çalıştığını farz edersek 4180 kişiye de istihdam kapısı oldu. Tabi burada Bayırbucak Türkmenleri de Sayın Valimizin dediği gibi Bayırbucak Türkmenleri de unutmamız imkansız. Bizim tarlalarımız genelde boştu. Çilekle birlikte hem ara eleman eksiğimiz vardı. Bayırbucak Türkmen kardeşlerimizin hepsi Yayladağ'ında tarımda ara eleman açığını da kapattı. Gün geçtikçe de aşağı yukarı çileğimiz gelişiyor. Şimdi hazırlanan toprak miktarımız 2000 dekar, gelecek dönem inşallah 6000 lira, 7000 dekar arası hasat beklemekteyiz. Çok rahat değdiği yerde kök oluşturuyor. Fakat bu kadar sürdüğüm bir yer. Kulluk devam açılır bu kadar. Teşekkür ederim başkanım. Hayır, hoş geldiniz. Zahmet etmişsiniz. Zahmet etmişsiniz. Ben Suriyeliyim. Sene Bozi. 10 yıldır oldu bu Türkiye sığındı. Savaştan kaçarak geldik. Buraya sığındık. 8 yıl oldu ben çilekte çalışıyorum. 3 yıl oldu kendi hesabıma yaptım. Sağ olsun kaymakamımız Ahmet Müdür Karataş yönetti bizi çilek işine. Şükür işsizdik yani ama şimdi bu an çalışıyor. Ekmek paramızı kazanıyor çilekten.